Siz Amerika'daki bu tarz birebir programları ve Türkiye'deki değerle kıyasladığınızda nerede biz yanlış yapıyoruz? O yanlışları başlıklar halinde Nerede derken özetleyebilir tek bir yerde misiniz? yanlış yapmıyoruz aslında. Tamam. Bu çok geniş kapsamlı bir soru. Birkaç noktaya değinerek yanıtlamaya çalışayım. Öncelikle söyleşi tarzı dediniz. Saldırarak ya da hüküm verircesine ya da kavga ederek, tartışarak yapılan programlar. Şimdi bu bir yöntem. Eğer televizyonda birileri bağırıyorsa ve kavga ediyorsa izleyicinin dikkatini çeker. Bu aslında çok kolaycı ve çok basit bir yöntemdir. Siz sesinizi yükselterek dikkat çekmeye çalışırsınız. Orada düşüncelerin ne kadar yüksek olduğu, ne kadar kaliteli olduğu hiç önemli değildir. Bu çok ucuz bir yoldur. Bunun örneklerini görüyoruz. Ama bunun tersinin de olduğunu görüyoruz. Yani örneğin bir siyasetçi geliyor. Zaten onun zihninde ne söyleyeceği kaydedilmiş. Karşısındaki start tuşuna basıyor ve siyasetçi o ne sorarsa sorsun o zaten hazırladığı yanıtları veriyor. Karşısındaki de sadece işte sormuş gibi yapıyor ve başını sallıyor. Her ikisi de yanlış. Bizim yaptığımız iş gazetecilik ise öncelikle çok iyi araştırma yapmak gerekir. Gündemi çok yakından takip etmek gerekir. Hele de günümüzde insanların bilgi bombardımanına maruz kaldığı bir süreçte yani dergisi, gazetesi, televizyonu, radyosu her anlamda gündemle Kirli ilgili enformasyon her da. türlü bilgiye maruz kal. Bilgi bombardımanı altında kalan bireye biz farklı bir şeyler söylemek, farklı şekilde düşüncelere sevk etmek durumundayız. Onun için de bizim çok daha fazla okumamız, çok daha fazla araştırmamız ve çok daha fazla yaratıcı olmamız gerekiyor. Şimdi böyle baktığımızda aslında karşınızda birini alıp soru sormak çok basit gibi görünse de çok zor bir iş. Eğer ciddiye alırsanız. İşte Amerika'da daha önce bunun örneklerini yapmışlar ve demişler ki hakikaten bu zor bir iş. Yani bu işi yapanların belli bir gazetecilik formasyonu olması lazım ve bu işi yapanların işlerinin ciddiye alarak yapılıyor olması lazım. İşte biraz önce bahsettiğimiz 60 dakikanın program yapımcıları Amerika'nın en saygın, en bilinir insanlarıdır ve karşılarında başkan da olsa, bakan da olsa, çok büyük bir holdingin başındaki patron da olsa, o gazetecilerin karşısına çıktığı zaman bir söz söylemeden önce iki kere düşünmesi gerektiğini bilir. Çünkü aslında biz gazeteciler olarak, ben Sedef Kabaş olarak sormuyorum o soruyu. Siz Mehmet Soysal Tamam. olarak sormuyorsunuz o soruyu. Biz kamu adına o soruları soruyoruz. Halk adına o soruları soruyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle hareket ettiğiniz zaman karşınızdaki insanlar da siyasetçi de olsa, bakan da olsa, başbakan da olsa size cevap vermek ihtiyacını hissediyorlar. Bu zorunluluğu hissediyorlar. İşte bu bilinçli televizyoncular ve konuklar sayesinde programlar da belli bir düzeyde oluyor. Şimdi tabii bir de bunun üçüncü bir ayağı var. Yani izleyiciler de çok masum değil. Evet. Ona da biraz değinmek lazım. Türkiye'de kanallar salt ticari zihniyetle işletiliyor. Halbuki özellikle televizyon kanalları sizin de bildiğiniz gibi bir frekans tahsisi sonrasında yayın yapabiliyorlar. Ve bu frekansı verirken de diyorlar ki bir lisans almanız lazım ve bu lisansın da belli koşulları var. İşte bu koşullardan biri de kamu çıkarı gözetmek. Yani siz bir televizyon kanalı olarak bir frekans üzerinden yayın yapmadan önce bir taahhütte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Doğru. kamuoyunu aydınlatacağım, bilgilendireceğim ve aynı zamanda eğlendireceğim. Bu taahhüt sonrasında size bir frekans tahsisi yapılıyor, bir lisans veriliyor. Ama dönüp baktığımızda bugünkü özel televizyonlarımız bu verdikleri sözü ne kadar tutuyorlar? Ve bu sözü tutmadıkları zaman bu lisansı veren merciler bu işi ne kadar takip ediyorlar ve yapmadıkları zaman ne kadar sorguluyorlar? İşte böyle olunca ne oluyor? Nasıl olsa takip eden yok. Nasıl olsa ben 24 saati yayınımın salt ticari mantık üzerinden işletirim diyor. Ve o yüzden de televizyon kanalları artık haber vermek yerine tümüyle magazin ve eğlence veriyor. Çünkü bunu ne bilinçli bir yayıncılık
çerçevesinde düşünüyorlar, ne de bunu yapmadıkları zaman bunu denetleyen bir mekanizma işliyor ülkemizde. Peki reklam verenin suç oranlarını dağıttığınız zaman reklam verenle ne kadar pay ayırıyorsunuz? Reklam verenler bunun bir ayağı. Ama reklam veren diyebilir ki ben ürünümü daha geniş bir kitleye duyurmak istiyorum. O yüzden de en çok izlenen program her neyse ona reklam vereceğim diyebilir. Çünkü ticareti gözeterek bunu yapıyor. Ama biz televizyon yayıncıları olarak, haberciler olarak, televizyon sahipleri olarak, genel yayın yönetmenleri olarak salt ticari düşünemeyiz. Seçtiğimiz iktidarlar, hükümetler kesinlikle bu sorumluluğu göz ardı edemezler. Önce sistemin ayaklarını doğru oturtmamız lazım. Önce bu taahhütü veren, bu lisansı alan televizyon patronlarının, televizyon yöneticilerinin, daha da önemlisi bu frekans tesisini yapan ve bunun hukuki altyapısını hazırlamakla yükümlü olan ve ardından bunu denetlemekle yükümlü olan hükümetler ve iktidar bunun takipçisi olmak durumunda. Bir başka ayağı belirttiğiniz gibi reklam verenler. Reklam verenlerle de ilgili ben bir konferansa başkanlık yapmıştım. Neden bunca kalitesizlik var şeklinde onların da bir şikayetleri vardı. İşte kimi televizyon genel yayın yönetmenleriyle reklam verenleri bir araya getirdiğimiz bir konferanstı. Orada da bunlar tartışıldı ama nihayetinde eğer siz bir kanalın 24 saatini salt ticari olarak kullanıyorsanız ve her şeyi daha çok izlenirliliğinin göstergesi olan reyting üzerine kuruyorsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Reklam verenler de ne zaman ki beni daha çok fazla insan izlemesinden daha önemli olan beni kimin izlediği noktasına geldiklerinde o zaman onlar da kaliteli program arayışına gireceklerdir. Ama şu anda tek veri olarak reytingi baz alıyorlar. Reyting de bize sadece bir programın, bir yayının ne kadar çok izlenildiğini gösteriyor. Yani nicel bir değerlendirme, nitel bir değerlendirme değil.